Himmet suç oldu. Sürekli hayırseverlere baskınlar düzenleniyor. Türkiye'nin göz bebeği haline gelmiş eğitim kurumlarına kayım atanıyor. Öyle iddialar var ki akla ziyan. O kadar mantık dışı bir zemin yaratıldı ki her kelimenin anlamı değiştirildi. Gerçek hayırseverler terör örgütü finansörü ilan edilirken rüşvetçi Rıza bizzat dönemin başbakanı tarafından hayırsever iş adamı diye nitelendirildi ve hakkındaki takipsizlik kararı hak yerini buldu şeklinde değerlendirildi. FETÖ diyorlar, Fethullahçı terör örgütü. Ortada ne silah mevcut ne bir şiddet eylemi. Buna inanmamızı bekliyorlar. Bütün kavramlar ters yüz edildi. Suç işleyenin yakasına yapışmak yerine suçu takip edenler cezalandırıldı. Üstelik ceza hukukunun gerektirdiği somut ilişkiler delillendirilmeden polisler, savcılar, hakimler, topyekun, cemaatçi ilan edildi. Sadece yolsuzluk operasyonuyla da sınırlı kalmadı bu iddialar. MİT balyoz ve ergenekon davalarına da sirayet ettirildi. Hesaba göre balyoz ve ergenekonu yargılayan 10. ve 13. özel yetkili mahkemelerin hakimleri cemaatçiydi. Kaç kere yazdım bu hakimleri Kemalist diye nitelendirilen eski HSYK atadı. Üstelik mesleğe giriş tarihleri ve terfileri de çok eskilere dayanıyor. Balyoz kararını Yargıtay 9. Ceza Dairesi de onadı. Kararı tasdik eden Yargıtay üyeleri de mi cemaatçiydi? Mesleğe yıllarca önce girmiş, liyakatleri sebebiyle o makama kadar yükselmiş kişiler söz konusuydu. Belli mekanizmalardan geçerek elenmişler ve seçimle Yargıtay üyeliğine gelmişlerdi. Ama zaten cadı avı böyle bir şey. İnsanları yaftalayacaksınız, şeytanlaştıracaksınız, hiçbir delil olmadan suçlu ilan edeceksiniz. Türkiye'de kolayca alıcı da buluyorsunuz. Kimi sürünün içinde olduğu için aklını kullanmaya gerek duymadan her iddiayı kabulleniyor. Kimi dini tehdit gibi gördüğü için zaten bütün cemaatlere düşman. Kiminin Ergenekon veya balyozdan kalma bir kuyruk acısı var, kimi de korkudan iktidar ona ilişmesin diye her fırsatta cemaate vurup kendini Tayyip Erdoğan'ın gözünde meşrulaştırıyor. Bugün olmasa bile yarın makarticilik yapanların ipliği pazara çıkacak. Bu dönem mutlaka yazılacak. Secde eden iş adamlarıyla menfaat peşinde koşan gazetecileriyle korkup sinen, pes eden ya da sürünün onursuz bir parçası olmayı kabul edenlerle bugünlerin hikayesi anlatılacak. Herkes yüz kızartıcı tablodan payına düşeni alacak. Çok şükür zalimlerin yanında değil mazlumlarla beraber oldum. Çok şükür faşizmin ayak seslerini duyabilecek, Türkiye'nin nasıl bir kapana sıkıştırılmak istendiğini görebilecek feraset ve sağduyuya sahibim. Himmeti suç gibi gösterenlerle şiddet ve silah yokken bir cemaati terör örgütü ilan edenlerle birlikte değilim. Ben himmetin peşine düşmek yerine gemiciklerin peşine düşünmesinden yanayım. Maşallah siyaset adamlarımızın mahtumları milyonlarca dolarlık filo sahibi oldular. Arkadaş bu değirmenin suyu nereden geliyor hiç merak etmiyor musunuz?''